açılması. Şimdi bu acayip... Gerçi açılsa ne bulunacak ki şimdi? Tabii, belki kalıntılar bir şey bulunur yani, merak. Acayip tasarım olan yerde mutlaka bir gizem var. Hı hı. Şimdi burada da timsah eğer denize yüzüyorsa şiirde, Müştak Baba'nın bunu bilmemesine imkan yok. Yani ilkokul çocuğu bilebilir. Kaldı ki musikide, buradan şiirlerden anladığımız kadarıyla matematikte, edebiyatta üstün bir zat. Yanında 12 dervişiyle devamlı geziyor. Yanında bir tacı var. O tacı devamlı gezdiriyor. Rüyasında Bağdat'a çağırıyorlar. Bağdat şeyhinin de rüyasına giriyor. Hızır giriyor diyelim. Hı. Ona diyor ki şu tacı vereceksin ve 40 tane derviş vereceksin. Gezerken yanından 12 dervişini hiç ayırmayacak. Bütün Osmanlı topraklarını, Osmanlı'da bildiğimiz genişliğindeki o toprakları hepsini gezmiş. Yani ikinci bir Evliya Çelebi gibi. Şimdi meraktan soracağım. Mevlana ile ruhi bir bağlantısı var mı? Müştak Baba'nın, Müştak Baba'nın. O konuda araştırma yaptım. Tasavvufun çerçevesi için. Ama şey olduğu belli. Yani tasavvuf erbabı bir şey. Ayrıca yönetici, yani bugün bildiğimiz manada bir sultan, bir yönetici, bir bey gibi bir şey. Onu bırakmış Hakkari'nin beylerinden. Hakkari'nin beyliğini bırakıp bu yola giriyor ve burada bu dervişleriyle bütün bu tasavvuf yolunda ilgileniyor. Hacı Bayram Veli ile bir alakası var ama. Hacı Bayram Veli'nin ziyaretine gidiyor. Kabrini ziyaretine gidiyor. Hı hı. Ve oradan da esinlendiği söyleniyor. Toparlamamız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz tamam. Serhat Ahmet'ten geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Bizim tam jenerikteki gibi oldu. Şaşırtıcı, gizemli, tuhaf ama neden olmasın, değil mi? Evet, Ankara'nın başkent olacağını bilen Müştak Baba geleceği gördü. İstanbul yeniden başkent olacak ismiyle çıkıyor. Kitabı yarından itibaren kitapçılarda bulabilirsiniz. Herhalde önümüzdeki hafta birçok yerde evet. olacaktır. Daha fazlasını merak eden o Ebced hesabı vesaire kitaba bakabilir. Bu hafta da programımızı tamamlıyoruz. Serdar Turgut, ekleyeceğiniz var mıdır? Yok, saygılar sevgiler. Saygılar sevgiler bizlerden. Ebru Yücel'le hazırlıyoruz Öteki Günden programını. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ederek burada nokta alıyoruz. Hoşçakalın.